2008 küresel e, kriz zaten bu anlayıştan çıktı. hocanın söylediği gibi o kadar şık e, terimler kullanılıyor ki e, finans piyasasında gerçekten güzel bir şey olduğunu zannediyorsunuz. E, yani faiz olmayan bir sistemde böyle bir kriz de olmayacaktı. Aslında kapitalizmin kendi kendine ürettiği krizlerden bir tanesi. E, insanlar daha çok faiz kazanabilmek için türev piyasalarda araçları o kadar çok geliştirdiler ki artık bunun sonunu alamaz hale geldiler ve bir yerde patladı. Kriz ortaya çıktı. E, bu faiz konusunda şeyleri cezbetmek için diyelim. Hani inananları cezbetmek için şöyle bir şey deniyor. Yani i̇nanıyorsanız eğer e, Allah faizden beklenen artışı mahveder ama sadakalar karşılığında artışlar getirir. Bakara suresi 276'ya. Evet. Hem dünye, yani insana dünyevi dünye bir katkısı olacağını söylüyor. Normalde biz hani faiz almıyor veya borçlu bunun bunu buna ödeyemeyeceğini gördüğünde sadaka olarak verdiğimizde bir şeyler kaybetmiyoruz Allah'ın söylediğine göre. Onun birkaç katını sonra bize bir yerde kazandıracak bu sadaka veya faiz almama durumu. Hem ahirette hem dünyada bir kazanca işaret. Hatta bir Saf suresinin 10 ve 11. ayetlerinde çarpıcı bir ticaret durumu var. Diyor ki ey inananlar dikkatlerinizi sizi korkunç bir azaptan kurtaracak bir ticarete çekeyim. Evet, çekeyim. Allah elçisine inanır. Allah yolunda mallarınız ve dizinirseniz dizinirseniz ee, asıl, asıl ticaret en hayırlı ticaret budur. Çünkü sonsuz ahiret hayatının yanında hani dünyada yaşayacağımız ortalama ömür 70-80 yıl diyelim, ee, 70'in 80'in hatta 500 yıl yaşadınız, 1000 yıl yaşadınız hiç fark etmez. Sonsuzun yanında tüm sayıların değeri sıfırdır. Tabii. E, dolayısıyla ahireti varlığına inanan bir insan, Allah'a inanan bir insan. Sonsuz faydayı elde etmek için bugünkü menfaatlerin bir kısmından çok daha kolay, rahat vazgeçebilir. Tabii inançlıyız. Hocam, o ekonomik krizler meselesi. Hocam, mesela tarihte ekonomik krizler var, değil mi? Hemen hemen her 10 yılda bir, son 100 yılda ekonomik krizler var. Bu krizleri araştırdığımız zaman tümünün temelinde bu faiz mantığı yatıyor. Yani. Yoksa örneğin 2008 krizi ne efendim gıda sektöründe bir kıtlık oldu ne şu oldu ne bu hiçbir şey. Bütün çarklar normal şekilde olduğu evet. gibi çalışıyordu. Fakat bu faiz sisteminden dolayı e, krizler çıkıyor. Sonuçta yine efendim birilerini silkeliyorlar. Fatura yine vatandaşa, insanlığa, alt gelir grubundaki insanlara çıkıyor. Üsttekiler yine 10 yıl boyunca tekrar toparlamaya çalışıyorlar. Burada Bakara suresi 275. ayeti kerime ile e, Nisa suresi 5. ayeti kerime programın başında okuduğumuz o ayeti kerime aslında çok birbiriyle ilintili. Hani Nisa 5. ayeti kerime de Allah Teala buyurmuştu ki sizin için ayakta durabilme, dik durabilme vesilesi kıldığın malı. Yani ve la tu'tu sufaha emvalekum kıyama diyordu orada. Kıyam evet. aracı olarak kıldığın malı akla ermezlere vermeyin. Bakara 275'te faizin zararlarını anlatan ayet-i kerimede ise faizcilik yapanlar la yakumune kıyamda duramazlar. Ayakta dik duramazlar. İlla kema yakumul ladzi şeytanu min Şeytanın çarpıtıp da sersemleştirdiği bir kişinin davranışı gibi davranışta bulunurlar. Yani asıl mesele nedir? Ekonomik. Bunu ekonomik anlamda söylersen ekonomik istikrardır. Efendim toplumsal istikrardır. Fakat bu istikrar işte faizci bir anlayışla yakalanamaz. Sürekli sürekli krizler, krizler aynen ayet-i kerimenin ifade ettiği. Yani denge bozulur sürekli. Hocam biz insanlığın sürecine baktığımızda aslında ne zaman Allah'ın ayetlerinden yüz çevrildiyse, ne zaman Allah'ın yapın dedikleri yapılmamış, sakının dedikleri de yapılmışsa, insanlığın bir türlü bu kötülükten, fitneden, fesattan, pislikten kurtulamadığını görüyoruz. Ekonomik anlamda da aslında Allah ideal modeli ortaya koyuyor ve sistemin en güzel şekilde nasıl işleyeceğiyle ilgili temel taşları tabii, oluşturuyor. Tabii. Ama biz tabii hep daha fazlasını istediğimiz için insanlar olarak hep kendi menfaatimize olanları tercih etmeyi seçtiğimiz için genel olarak bunu ifade edelim. Aslında bunun zararlarını yaşarken bizzat biz de görüyoruz. Çünkü bu toplum içerisinde ya da bu dünyanın içerisinde yaşıyoruz. İnsanlık bunun zararlarını görüyor. Evet dünyada dediğiniz gibi bu büyük krizler sonucunda intihar eden dağılan aileler sosyo-psikolojik birçok sıkıntı sorun yaşayan sorumlu toplumların bireylerin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani o kriz sonucunda siz hayatınızı normal şekilde yaşıyorsanız da o adamın patlamasından herhangi bir anda veya noktada nasiplenebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında yaptığınız hata bir şekilde size size olmazsa çoluk çocuğunuza veya geleceğimize eee dönüyor. yani bu bu açılardan da değerlendirdiğimiz Allah'ın koyduğu prensip ilkelerin ne kadar uygun olduğunu, ne kadar doğru olduğunu net bir şekilde görebilmiş olduk. Burada belki